Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 16 Temmuz 2024 Salı, güne yansıyan ekonomi ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeler var. Aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu, paraajansı.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizde sizlerleyiz. Gündeme bakalım, gelişmeleri sizlerle buluşturalım. Emekliye 12.500 TL, yurt dışına çıkış 500 TL, yeni vergi düzenlemeleri başlığıyla yer almış. Bakalım, 53 maddelik vergi paketi açıklandı. Vergi adaletinin güçlendirilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele hedefleniyor. Bu düzenlemelerle ilgili tüm detaylar haberimizde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin hazırladığı yeni vergi paketi kanunun teklifini kamuoyuna açıkladı. 53 maddeden oluşan bu teklif çeşitli vergi düzenlemeleri ve sosyal yardımları içeriyor. Güler, yurt dışına çıkış harcının 500 TL'ye yükseltildiğini ve emekli maaşlarına da zam yapıldığını belirtti. Bakacak olursak detaylara. Abdullah Güler teklifin ana hedeflerini şu şekilde özetledi. Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi payının arttırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin arttırılması, devreden KDV'nin azaltılması ve ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler ekonomik dengeyi koruma ve vergi gelirlerini de arttırma amacı güdüyor. Emekli maaşlarına zam var. Teklifin önemli bir kısmı ise emeklilere yapılacak olan zamlar oluşturuyor. Güler, yaşlılık ve malluluk aylığı olan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarının 12.500 liraya yükseltileceğini açıkladı. Bu düzenleme 2024 Temmuz-Aralık döneminde 3 milyon 707 bin emekliyi etkileyecek ve bütçeye maliyeti ise 33 milyar 200 milyon lira olacak. Güler, orta vadeli programa bağlı kalacaklarını ve bütçe disiplinini koruyacaklarını vurguladı aynı zamanda. Teklifin mevcut bütçe imkanları çerçevesinde hazırlandığını belirtti ve maliyetin yıllara yayıldığında bütçeye daha fazla yük getirdiğini ifade etti. Kanunlaşma süreci devam ederken yürürlüğe giren düzenlemelerin mağduriyet oluşturmadan uygulanacağını söyledi. Yurt dışına çıkış harcına bakalım. Çok fazla tartışma olmuştu konuyla alakalı. Güler yine vergi düzenlemeleri kapsamında yurt dışına çıkış harcının 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Bu artışın vergi gelirlerinin arttırılması ve ekonomik dengenin sağlanması amacıyla yapıldığını belirtti. Bu kapsamlı vergi düzenlemeleri ve sosyal yardımlar Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşların refahını arttırmak amacıyla atılan önemli adımlar olarak da değerlendiriliyor. Ve bir diğer haberin başlığı ise %273 bedelsiz beklerken 35 milyon lot hissesi satıldı. Yatırım fonları hangi şirketteki hisselerinin büyük bir kısmını satarak payını %8,12'den %2,89'a düşürdü? Detaylara bakalım. Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonları 12 Temmuz 2024 tarihinde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hisselerinde önemli bir satış gerçekleştirdi. Toplamda 35 milyon 972 adet lot hisse satışı yapan fonlar bu işlem sonucunda Pardus Portföy Yönetimi AŞ, yani PEG hisselerindeki paylarını %8,12'den %2,89'a düşürdü. Bir kap açıklaması var, grafikle de desteklenmiş. PEG hisselerindeki payların %5 sınırının altına düşürüldüğü belirtildi aynı zamanda bu açıklamalarda da. Ve enerji devi 6 aydır düşüyor. Yabancı yatırımcılar fırsat peşinde, bir diğer haberin başlığı. Bakacak olursak yine detaylara, Gedik Yatırım'ın hazırladığı bir rapor var. Son bir ayda hisselerdeki yabancıların pay oranlarındaki değişimler dikkat çekiyor. Astor hissesi yabancı pay oranında en yüksek artışı getirerek 11,68'lik bir farkla %17,75 yabancı oranına ulaştı. Bu değişim hisse fiyatında %2,72'lik bir artışa yol açtı aynı zamanda. Astor son 6 ayını değer kaybıyla geçirmiş, aşağı yönlü trend izledi. Ve diğer hisseler var, kodlarıyla söyleyecek olursak TAB Gıda'da %22,21 yabancı oranına ulaşarak %5,04'lük bir artış gösterdi. Hisse fiyatı %5,73 oranında yükseldi. Kontr hissesi var, 4,35'lik bir artışı var, %14,14 yabancı artışına, yabancı oranına ulaştı. Ancak hisse fiyatı %2'lik bir düşüş yaşadı. Ve enerji hissesine bakalım, %11,02'lik bir yabancı oranı var. %3,14'lük artışla birlikte hisse fiyatını 10,78 oranında
arttırdı. Mavi hissesi de %46 yabancı oranına ulaştı. 3,13'lük bir artış gösterdi. Hisse fiyatında %32,57 oranında da bir artış kaydedildi. Gedik Yatırım'ın raporunun sonuçları böyleydi. Tabii ki şirketlerin düşüş ve yükselişlerini görmek mümkün. Raporlar sayesinde de analizleri sizlerle buluşturmuş olduk. Ve bir diğer haberin başlığı yine bakacak olursak yazılım şirketi parayı 7'ye katladı. Tavan başlığıyla yer almış. Burhan Ercüman'ın haberi. Bakalım ATP yazılımdan geldi bu haber. Bilinen şirketler arasında yer alıyor ATP Yazılım Teknoloji AŞ. Geçtiğimiz dönemde yaptığı hareketlerle yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Son bir yıl içerisinde %600 oranında getiri sağlamayı başardı. Böylece yatırımcısının parasını 7'ye çıkardı. Şirket bu hareketiyle çoğu yatırım aracından çok daha fazla oranda yatırımcısına getiri sunmayı başardı. Son iş gününde %10 değerlendi şirket. %45,2 TL bandına geldi. Ve bugün saat 11 itibariyle ATP Yazılım en iyi fiyat olan 149 TL'yi gördü. Hissede bugün tavan fiyat 159,70 TL olarak karşımıza çıktı. Ve 3 ayda %40 değerlenen şirket için hedef fiyat, bir diğer haberin başlığı bu da. Philip Capital'den Migros hisse analizi geldi. Philip Capital aracı kurumu Migros Ticaret AŞ hisseleri için yaptığı analizde yükselen dip görünümünü korumaya devam eden Migros'un son işlem gününde kısa vadeli ortalamasının belirlendiği 546,80 TL seviyesinden destek bularak günü tamamladığını belirtti. Analizde Migros hissesinin bugün 560 TL seviyesi üzerinde fiyatlamanın devam etmesi halinde alıcı havanın sürmesini beklediklerini ifade etti. Philip Capital Migros hissesi için hedef fiyatı 578 TL olarak belirledi. Zarar kes seviyesinde 547 TL'ye çıkardı böylece. Ve MIA Teknoloji yine paraajans.com.tr'de sıklıkla sizlere haberdar ettiğimiz şirketlerden biri. NATO projesi hakkında müjdeli haber geldi MIA Teknoloji'den. NATO'da yürütülen, NATO ile birlikte MIA Teknoloji'nin yürüttüğü bir projede önemli bir aşamaya daha imza atıldı. Şirket tarafından yapılan bir açıklama var. NATO Combination ile yürütülen projede tedarik sürecinin tamamlandığı ve bu nedenle MIA Teknoloji'nin de içinde bulunduğu ortaklığın 25 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak imza törenine davet edildiği ifade edildi. Açıklamanın detaylarına bakalım. NATO tarafından açılan ihaleye MIA Teknoloji'nin de içinde bulunduğu ortaklık katılmış ve projenin safahatları hakkında 29 Mart 2024 tarihinde bir bilgi verilmişti. NATO içerisindeki tedariğe ait alt süreçler tamamlanmış ve MIA Teknoloji'nin içinde bulunduğu iş ortaklığı 12 Temmuz 2024 tarihinde sözleşme imzası için davet edildi. Projenin önemi ve büyüklüğü göz önünde bulundurularak 25 Temmuz 2024 tarihinde NATO ve NATO Türkiye delegasyonundan üst düzey yetkililerin katılımıyla bir tören düzenlenecek. Projenin finansal bilgileri ve proje kapsamında MIA Teknoloji'nin gelecek pazar hedeflerine sağlayacağı katkılar hakkında sözleşmenin imzalanmasını müteakip detaylı bilgi verilecek. Bu gelişme MIA Teknoloji için önemli bir başarı olarak değerlendirilirken şirketin uluslararası alandaki itibarını ve küresel pazardaki konumunu güçlendirecek. MIA Teknoloji'nin bu başarısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmesi ve NATO ile olan işbirliğinin artması açısından da büyük önem taşıyor. Bir kap açıklaması var yine detaylarıyla bildirilmiş. paraajansı.com.tr internet sitemiz, paraajansı YouTube adresimiz. Sizleri güncel gelişmelerden haberdar etmek üzere bu ekranlardan sesleniyoruz sizlere. Editörlerimiz de 7/24 çalışıyorlar. Sizleri en güncel bilgilerden faydalandırmak üzere. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.